Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Eylül Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Elazığ'da 9 koşulu bir programımız, 2 altınımız olacak. Sevgili dostlar, inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Tüm yarış severler, herkese bol şanslar diliyorum. Bu arada videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak, yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, Bursa koşularını sizlerle paylaştım. Şimdi Elazığ'a geçelim. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17.15'i gösterdi. Bir maiden koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız yer alacak. Evet, benim burada 2 safkan yeterli gördüm. Onlar kimler? Hedefim olacak. O da Hasan Altundağ'la. 3 koşu gördü. Yaptığı son 3-4 koşusu gerçekten çok başarılıydı. Etkili bir koşu gelecektir. Grubun kaliteli isimli olduğunu düşündüğüm 4. Benim ilk tercihim buna en ciddi rakibi de 2 nolu Deli Engin diyeceğiz sevgili dostlar. 4-2 benim için bu koşuda yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, bu arada biliyorsunuz yani bugün diyelim, daha yarına geçmedik. Elazığ'da son ayakta maalesef yattık sevgili dostlar. 550 TL gibi güzel bir ikramiye verdi. Yani yarış resmen satılmış gibi. 7 nolu safkanımız neredeyse yarışı alacaktı. O kadar rahat tempoyla gidiyordu ama maalesef biz de yanılttı. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Evet, İstanbul'u güzel bir şekilde tamamladık. Akabinde ondan önce Adana'yı ilk altılığı tutturduk sevgili dostlar. İstanbul'u birinci altılık ayağına hiçbir şey vermedi. Ama ikinci altılık ayın birazcık ikrami yükseltti. İkillerimiz oldu. Adana'da olsun çiftelerimiz oldu. Yine güzel bir ikramiyle buluşturmuş olduk. Yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, ikinci koşuyla devam edelim. Şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız burada da kayıtlı. Evet, koşuya şöyle döndüğümüz zaman yani birazcık tempolu gidecek bir koşu bizleri bekliyor. Benim burada tercihim şu şekilde olacak. Aslında 2 at yeterli gibi gördüm ama ben burada 5 safkana yer vereceğim. 1 nolu Pamukkale, Abdullah Çankale kesinlikle son 2 koşusunu önemsemediğim bir koşulardan olduğunu düşünüyorum. Pamukkale yani ayağına da birazcık daha seri bir safkan çıkıp liderliği alıp bitirebilir, dikkat diyeceğim. Bir ilk tercihim ikinci atın 4 nolu safkanımız, o da yaptı son koşusunu, gayet başarılı bir koşu çıkartıp kazanan. Yani 1-4 yeterli gibi ufak bir çare olacak arkadaşlar ama 5, 10 ve 9 kesin ihmal edilmeyecek safkanlar arasında görünüyor. 1-4 çizgi 5, 10 ve 9 şeklinde oluştu. Birinci beşlik ayarımız da burada start alacak. Evet, üçüncü koşumuz handikap 14. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 7 safkanımız yer alıyor. Birinci üçlük ayarımız ve 7'li plasemiz de burada başlıyor. Evet, zor koşuyla başlıyor aslında 7'li plase ve birinci üçlük ayar. Bunu da dile getireyim. Sevgili dostlar, 5 nolu Galaxy ilk yarışında çok başarılı bir koşu sergiledi Diyarbakır'da. 1200'e bu mesafede, hatta geç çıkış yaptı Uğur Demir'le 5-6 boy geç çıkış yaptı ama sonunu gerçekten çok iyi bitirdi. Çok sürprize de bir imza attı. Tutulmayan bir safkandı. 42 Ganyan'la geldi. Yarın yani hem koşuyu da gördü, yarışı da kazandı. Yarın İsa Akyoğuz'da iyi bir çıkış yaptı. Takdirde ben Galaxy'nin yine bu koşuyu lehine çevirebilir. 5 ilk tercihim, ikinci attım 3 nolu King Jorge Heso olacak. Ferit yardımcıyla, o da son koşunu kazanarak formda gireceği bu koşuya kesin ihmal etmeyeceğim. 2, 4 ve 1 ayrımsız yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. 5 ile 3 yani 7'li plase için bu 2 safkan yeterli gibi görünüyor. 2, 4 ve 1 hem 1. üçlük ayın için hem 1. altılık ayımızı 3. ayın tekabül eden bu koşuda sıralamamız bu şekilde oluştu. Yani tekrar edelim, 5, 3, 2, 4 ve 1 şeklinde. Evet, ikinci altılı galibi 4. koşuyla start alacak bir maiden. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. Evet, unutmadan şunu da dile getireyim arkadaşlar. Bana bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Abi son ayakta İstanbul'a vermiş bana. 7 numara geçilmez, 7 numara çok sürpriz bilmem ne falan. Ya arkadaşım, başka bir yerden duyduğun atı bana söyleme. Tamam. Şey yapabilirsin yani, baktım ettim,
insan kafasını da bulandırıyorlar. Yani tamam söyleyeceğin at, yani orada çimci at değil, bir şey değil. Yani bazı arkadaşlar da diyor abi onu gitmiş başka yorumcu da almış sana yamamaya çalışıyor diye mesaj yazanlar var. Başka yorumcudan aldıysan gelip bana niye yani bunu yazıyorsun? Adamın demek ki herhalde tek atacak başka yeri yoktur. O da üfürüp söylemiştir. Yani yedinin mümkünatı yok zaten son koşuda geleceğini. Yani orada çimci atlar vardı. Çimde koşan safkanlar bir de çime ilk defa çıkacak. Zaten söylemiştim Akın Sözen'le tam çimci at. Yani kazanma da o da yakın dedik. Ve de o kazandı Akın'la. Yani yediği nereden buldun, nasıl buldun, neyine güvendin de. Yani ben de baktım acaba ben mi atladım diye ama yanlış arkadaşlar. Yani başka bir yerden duyup da gelip de bana burada yorumlarda yaz, güzel savkanlar yaz, bir şeyler yaz ama yani kalkıp da böyle abuk subuk bir yerden duyma atı da gelip de bizim sitemizde de sitemizin altında yorumlarda yazma. Zaten kaldırdım, engelledim. Yani bu kadar da yani şey olmaz arkadaşlar. Yani bir yerden duyuyorsun. Bazı arkadaş da demiş abi başka bir yorumcu verdi bunu sonaya tek. O zaman dedim üfürmüştür o zaman. Yani 7 numaranın yanı olacak bir şey değil. Ya başka yerde teki kalmamıştır. Mecbur sonaya tek vermek için sallamıştır bir tane sürpriz bir at. Kardeşim bu sallamayla bu olmaz. Sallamayla bu olmaz. Bunu da dile getirelim. Evet, dördüncü koşuyla devam edelim. İkinci altılı gayımız başlıyor demiştik burada sevgili olsa. Benim burada banko adayım olacak. Hem iki altılıyı da bağlayan bir koşu. Dört nolu Bargran Necmi Altın'la artık Maydan'a veda etme. Yani yakın gördüğüm bir safkan. Dört nolu safkanız benim Bargran bankomda. Buna çok ciddi rakipti. O da bir nolu Şimşek Dizdar Menderes Avşar'la. Ben ikili için bir ve de altı nolu Çerkez'e de dikkat diyeceğim ben. İkili için önereceğim. 4 bankom arkası 1 ile 6 ikili için cazip isim olduğunu düşünüyorum. Evet, 5. koşumuza geçelim. Handikap 14. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız mücadele edecek. 6 ile 10 nolu Dülücan ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, benim buradaki sıralamam şu şekilde oluştu. 6 nolu Şekerli Yıldız ilk tercih ekürler. İkinci atım 1. Sonradan 4 ve 3 şeklinde oluştu ama bir tane de bomba isim söyleyeceğim. Onu da değerlendirmemi size bırakacağım. O da Sami Kaplan'la 5 nolu Gülçin Hanım sevgili olsa ben değerlendireceğim. Yani kuponumuzun bedeli fazla artmasın diye ben kendim değerlendireceğim. Ama size bırakıyorum, yazıp yazmamanız sizin elinizde. 6-1-4-3-5 bomba isim. Evet, 6. koşumuz kısa vade 8 bir koşu. Fırat Üniversitesi koşusu 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 12 safkanımız yer alıyor. Bir ekürümüz var. 2, 6 ve 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, benim buradaki sıralamam 4 safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. Oğlum Kayra ile başlayacağım. Ekürler benim ilk tercihim. Grubun gerçekten kaliteli bir safkanı, kesinlikle imale gelmeyecek. Menderes Avşar'la ilerleyen yaşına rağmen gerçekten çok başarılı koşular sergiliyor. 6 ilk tercihim, 2. atım 1 sevgili dostu Bozkara, 4 ve 3 şeklinde oluştu. 6-1-4-3 pardon arkadaşlar, özür diliyorum, çok çok özür diliyorum sevgili dostlar. 6 başta olacak, 1, 4 ve 7 oğlum Recep olacak sevgili dostlar, kusura bakmayın, çok özür diliyorum. 3'ü öteki koşumuzda değerlendirmiştik, onu da karıştırdık. 6, 1, 4 ve 7 şeklinde arkadaşlar, bunu düzeltmeyi de yapalım. Evet, 7. koşumuz şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecekler. 9 safkanımız burada kayıtlı. Buradaki sıralamız yine 4 safkan önereceğim. 2, 1, 3 ve 9 şeklinde. 2, 1, 3 ve 9 şeklinde oluştu. Evet, 8. koşumuz handikap 15. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız burada da kayıtlı. Yine burada da 4 safkana yöneleceğiz. 4 nolu safkanımız Menderes Avşar'la, 1 nolu safkanımız Genç Nuray'ın kızı Hasan Altundağ'la, 8 nolu safkanımız Lucifer Cemal Tepe ile sevgili olsa Caner Tepe ile 8'i ihmal etmeyeceğiz ve de 3 nolu Pika Kola da olacak Abdullah Çankaya'yla. Sıralamamız 4-1-8-3 şeklinde oluştu.
Evet, 9. koşu altılı galibimizin son aya bir maiden 3 yaş Arapların 1200 metre kumla mücadele verecek. 6'lı 8 rol safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, burada da 4 safkan önereceğiz. Onlar kimler? 8 nolu safkanımız Sami Kaplan'la ilk tercihimiz ekürler. Sonradan 5 nolu küçük sıra bende Hasan Altundağ'la, sıra 10'da olabilir. Dikkat diyeceğim. 5'li ihmal etmeyeceğim. Sürpriz bir isim. Sonradan 2 ve 11 şeklinde kuponumuza yer vermemiz gereken safkanlar olacak. 8, 5, 2, 11 benim ikinci altılı gayrımızın son ayında yer vereceğim safkanlar olacak. Evet, Bursa'dan Elazığ programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.